hastanemiz laboratuvarlarında biyokimyasal, mikrobiyolojik, hematolojik, serolojik ve hormon testleri yapılmaktadır. Bu testler için hastanemize müracaat edecek olan hastalarımızın daha önceden hangi test için nasıl geleceklerini öğrenmeleri gerekir. Birkaç örnek vermek gerekirse hormon testleri için tiroid testleri, üreme hormonları gibi, serolojik testler için birçok viral test, diğer biyokimyasal testleri yapmaktayız. Şeker hastalarının takibinde kullanılan hemoglobin A1C testini de hastanemizde yapmaktayız. Hastanemizin çalışılan testlerin güvenilirliği için merkezi Amerika'da bulunan Biorad, ECAS kalite kontrol, eksternal kalite kontrol programına üyeyiz. Dolayısıyla burada yaptığımız testler bütün yıl boyunca bu merkez tarafından denetlenmektedir. Her yıl sonunda da başarılı bitirdiğimize dair bir sertifika almaktayız. Bu sertifikaları da hastanemizde bulunduruyoruz. Hastanemizde check-up programımız uygulanmaktadır. Diğer branşlardaki muayeneden sonra radyolojik ve laboratuvar testlerini laboratuvarımız yapmaktadır. Biyokimya, mikrobiyoloji ve bazı hormonal testler bu check-up programına giriyor. Gelen testleri gruplandırmış durumdayız. Belli check-up gruplarımız var. Kan testleri, idrar ve diğer vücut sıvılarında yapılan testler olarak gruplandırmış durumdayız. Hangi check-up programına hasta uygunsa o check-up programındaki kan testlerini hastanemizde yapmaktayız. Hastanemizde alerji testleri yapılmaktadır. Bu testleri yaptıracak olan hastalarımız daha önce bir klinik muayeneden geçmek zorunluluğu vardır. Kulak, burun, boğaz, dahiliye, cildiye gibi. Bu klinik muayeneden sonra tespit edilen alerji testleri hastanemizde yapılıyor. Bunlar iki grupta genelde. Yiyecek alerji paneli ve inhalant dediğimiz solunum yolu alerjisi paneli testi. Bu testler içerisinde de hastanemizde yeteri kadar 8-10 parametreye varan testler yapılmaktadır. Hastalarımızın laboratuvara gelmeden önce, test yaptırmak için laboratuvara gelmeden önce klinik muayeneden geçmesi zorunludur. Laboratuvara kan vermek için veyahut da diğer vücut sıvılarını vermek için müracaat eden hastalarımız için bazı küçük isteklerimiz var. Örneğin açlık gerektiren kan testlerini verecek olan hastalarımız 12 saatlik açlığa dikkat etmek zorundalar. Akşam belli bir saatten sonra 12 saati dolduracak şekilde yeme içmeyi durduracaklar ve sabah aç olarak hastanemize müracaat edecekler. Ayrıca bazı idrar testlerimizi 24 saatlik idrar toplayarak yapmaktayız. Bunlar için de 24 saatlik idrar testi istenen hastalarımızın bu testi yaptırmadan önce laboratuvarımıza müracaat etmeleri, özel bir kap kendilerine vermemiz gerekmektedir. Bu kabı sabah idrarını dışarıya yaparak 24 saat bütün idrarını bu kabın içerisinde biriktirip ertesi sabahki ilk idrarında bu kabın içerisinde yapıp hastanemiz laboratuvarına getirmeleri gerekmektedir. Ve bunun haricinde diğer vücut sıvıları ile ilgili yapacağımız testler için hastalarımızın test yaptırmadan önce laboratuvardan muhakkak bir ön bilgi alması iyi olur. Aksi takdirde testin yapılma süresini ertelemiş oluruz. Bir an evvel testin yapılması için laboratuvardan bir ön bilgi almasında her zaman fayda vardır. Laboratuvarımız tam otomasyon sisteminde çalışmaktadır. Yani hastalardan aldığımız vücut sıvıları, örnekleri, bunlar kan, idrar veya diğer vücut sıvıları, bunlar hastanemiz bilgi işlem merkezi tarafından üretilen barkodlarla barkodlanıp cihazlara, test cihazlarına direkt verilmektedir. Yani şunu engellemeye çalışıyoruz. Herhangi bir hastanın kanının bir başkasıyla karışma ihtimalini ortadan kaldırmak için bu programı uyguluyoruz.